adını şükürle andığımız Konya'ya ulaşmak için 715 kilometre yol kat etmek gerek. Uçakla gitmeniz halinde yolculuk süreniz 1 saat 15 dakika olacak. 2 milyon 160 bin nüfusa sahip Konya bizleri bekliyor. Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Seydişehir, Ilgın, Cihanbeyli, Kulu, Karapınar, Kadınhanı, Sarayönü, Bozkır, Yunak, Doğanhisar, Hüyük, Altıntekin, Hadım, Çeltik, Güney Sınır, Emirgazi, Tuzlukçu, Derebucak, Akören, Taşkent, Ahırlı, Derbent, Halkapınar ve Yalıhüyük, Konya'nın ilçelerini oluşturuyor. Tepeden bakınca bizi bizden alan, şükürün, ilahi sevginin en yalın halini görebileceğiniz Konya gezimize başlıyoruz. Buraya baktığımızda tasavvuf ehli Mevlana'yı Şems'i arıyor gözlerimiz. Konya denince şükür gelir. İlahi bir sevginin en derin hali gelir akla. Sokakların her karışında hakikat yoluna erenlerin ayak izleri kalmıştır. Tasavvuf ehli Mevlana'yı Şems'i arar gözleriniz. Mevlana Türbesi'ndeyiz. Selçuklu döneminde sarayın gül bahçesi olan bu yapı, Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'e hediye edilmiş. Mevlana'nın ömrü, gençlik çağlarında geldiği manevi ikliminin Mevlana felsefesine dönüşeceği bu dergâhta geçer. Burası Konya'nın ruhudur. Mevlana varsa Şems de vardır. Şems-i Tebrizi Türbesi ve cami, Şerafettin Camii'nin kuzeyinde Şems Parkı'nın içinde yer alır. Bu iki gönül eri Konya'nın manevi bekçileridir. Kümbetleri, türbeleri, yıllar öncesinin velilerinin, devlet adamlarının manevi desteğini hissettirir hala Konyalılara. Bunlardan biri 1285 yılında vefat eden Mevlevi Ataşbaz Yusuf'a ait olan türbedir. Selçuklu'ya başkentlik yapan Konya'da döneme ait birçok eser mevcut. Bu eserlerden biri de
Alaaddin Tepesi üzerindeki aynı adla anılan Alaaddin Camii. 1220 yılında Sultan 1. Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen cami, bir koca çınarın taşa bürünmüş ihtişamını sergiler bulunduğu tepede. Asıl adı İhyaiye olan Kapı Camii ise eski Konya Kalesi'nin kapılarından birinin çevresinde yer aldığı için bu adla anılır. Yangınlar ve depremler, yüzyıllar boyu yapıların acı kayboluşlarının en büyük nedeni olmuştur. Kapı Camii de o yapılardan biridir. Minareler, kubbeler süsler Konya'nın semalarını. Bir yerde Mevlana dergahının yeşil kubbesi olur adı, bir yerde Selimiye Camii'nin minareleri. Yeşil türbenin asırlara direnen kapı komşusu, yoldaşı, ona verilen değerin bir nişanesidir Selimiye. Çoğu kaynakta Mimar Sinan tarafından yapıldığı söylenen yapı, tek şerefeli iki minaresi ve kesme taş işçiliğiyle klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindendir. İlim ve irfana verilen ehemmiyet, inançlara verilen değer kadar eskidir Konya'da. Alaaddin Tepesi'nin kuzeyinde yer alan Karatay Medresesi, bunun en önemli örneklerinden biridir. Hadis ve tefsir okutmak için Emir Celaleddin Karatay tarafından yaptırılan medrese, Selçuklu taş işçiliğinin günümüze kadar gelebilmiş en güzel örneklerinden biridir. Yaklaşık 800 yıllık medrese, günümüzde Çin'e Eserler Müzesi olarak hizmet vermektedir. Şimdinin Taş ve Ahşap Eserler Müzesi ise İnce Minareli Medresedir. 1254 yılında hadis ilminin okutulması için yaptırılan medreseye Yasin ve Fetih surelerinin işlendiği taç kapılardan girebiliyorsunuz. Şimdi de Sırçalı Medrese'deyiz. Gövdesini baştan sona çevreleyen turkuaz ve mavi çinileri nedeniyle bu isimle anılan yapı günümüzde Mezar Anıtları Müzesi olarak kullanılıyor. Thank you.
Konya'nın yaşayan mekanlarından biri de Konya Bedesteni. Kanuni devrinde müftü ve kadı asker olan Mevlana Kadri Çelebi tarafından yaptırılmış. Sıra sıra dükkanları ve tezgahlarıyla Konyalı'nın, Konya'dan gelip geçenlerin uğrak yeri burası. Konya doğası ve doğal güzellikleriyle de dillere destandır. İşte Meram Bağları. Meram Bağları'nın tarihi çok eskilere uzanıyor. Eskiden türbe önünde evi, Meram'da bağ olmak her Konyalı'nın gönlünü süsleyen bir arzuydu. İlkbaharda Meram konak ve köşklerine taşınılır, sonbaharın sonunda şehir evine dönülürdü. Hititlerden beri bilinen bu yeşil vadi, gerçek güzelliğini dillere destan görünümünü Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar zamanında elde etmiştir. Yazın sıcağında serin serin esen meşhur rüzgarının adı Gedavet'tir. Bahçe ve bağlarında edebi meclisler kurulur, musiki alemleri tertip edilirdi. Mevlana Celaleddin Rumi de burada bulunmaktan ayrı bir zevk alırdı. Bazen günlerce burada tabiatla baş başa kalarak tefekkür alemine dalardı. Meram çayını da içine alan bu mesire alanı, çamlıklardan yayılan kokular, gül bahçeleri arasında muhteşem bir yer. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde buradan Bağ-ı Meram şeklinde bahsediyor. Konya'dan ayrılmadan önce Zeytinburnu'na hediye olarak Konya şekeri götürebilirsiniz. Eskiden cenaze evlerinde dağıtıldığı için yerli halk tarafından ölü şekeri dense de bu gelenek ortadan kalkmış, sadece turistik amaçlı üretilmektedir. Eşsiz tadıyla Konya'dan güzel bir hatıra olacaktır. Konya'nın, Konyalı'nın manevi değerleri, doğal ve kültürel zenginliği bu toprakların kaderini belirler. İnancın aydınlığı ilahi bir ses gibi sarar dört bir yanı. Konyalı'nın kalbi Yeşil Türbe'de, Selimiye'de, Meram'da atar. Ovasına akan her bir damla su, güneşi karşılayan ekinlerine can olur. Konya'nın güzel insanı için umut, hayır ve bereket, uzaklarda dahi olsa nasibini aldığı bu topraklara gönderdiği eksilmeyen bir duadır.